iki numaralı cümle ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Birincisinde, çağımızın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliği atmosferdeki karbondioksit miktarının giderek artmasından kaynaklanmakta. İklim değişikliğinin sebebi neymiş? Sebebi karbondioksit miktarının artmasıymış. İkinciye geçelim. Karbondioksit miktarının artmasının nedenini veriyor burada. Sanayileşmeymiş. Sanayileşme ile birlikte karbondioksit miktarının artması ortaya konulmuş. Bu bilgi bizi cevaba götürmeli. Yani birincisinde iklim değişikliğinin nedeninin ne olduğu, karbondioksit miktarının artması, ikincisinde ise karbondioksit miktarının artmasının sebebinin sanayileşme olduğu dile getirilmiş. Seçenekleri değerlendirdiğimiz zaman birinci cümlemizde bahsedilen durumun temel sebebi sanayileşmedir. Yani karbondioksit miktarının artmasının sebebi sanayileşme ile birlikte karbondioksit salınımının artmasıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni anlamca en yakındır diye soruluyor. Parçamıza bakalım. Kendisinin beğenmediği kitapları dükkanında sattığı için kitapçıya kızan birine kitapçının cevabı "Siz fasulyeyi de sevmeyebilirsiniz fakat fasulye size rağmen satılmaktadır." olmuştur. Burada nitelikten söz edilmiyor, seçim yapmanın kolaylaşmasından söz edilmiyor ve satıcının güler yüzlü olmasının alıcıyı memnun edeceğinden söz edilmiyor. B ve D seçenekleri kaldı. D'yi değerlendirelim. Bir dükkanın her müşterinin ihtiyacına cevap vermesi beklenemez deniyor. Bu ifade tam olarak parçada yok. Burada sadece beğenmediği kitapları satan birisine kızan kişinin tepkisi var. B seçeneğine bakalım. Bir ürünün arzını kişisel talepler tek başına belirleyemez denmiş. Bu anlamca bu cümleye yakın olabilir çünkü arz piyasaya sunmak demektir. Kişisel bir talepten dolayı ürünün arzı değişmeyebilir. Çünkü fasulye size rağmen satılmaktadır deniyor. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu cümlede vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Gençlikte öğrenmek taş üzerine nakış işlemeye, yaşlılıkta öğrenmek su üzerine yazı yazmaya benzetilmiş. Taş üzerine işlenen nakış kalıcıdır. Oysa suyun üstüne yazılan yazı kalıcı değildir, hemen suyla beraber akar gider. Burada bu anlamı bulmalıyız seçeneklerde. Gençler daha zor öğrenir denmiyor. El becerisinden söz edilmiyor. Deneyimden söz edilmiyor. Bilgi edinmeye ihtiyaç kalmayacağından söz edilmiyor. C seçeneğine bakalım. Gençken öğrenilen bilgiler daha kalıcı olur deniyor. Evet, burada kalıcılık anlamını görebildik. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Birinci cümlede kitap konusunda seçici davranılıyor mu? Evet, her kitap okumam derken bu anlamı görebiliyoruz. İkinci cümlede yazar bir durumu sebebiyle birlikte ortaya koyuyor mu? Yıllardır öyle çok okudum ki yeni söylenmemiş sözler içeren kitaplar bulmakta zorlanıyorum. Neden zorlanıyorum? Çok okudum deniyor. Dolayısıyla B seçeneği de doğru cevap olamaz. Üçüncü cümlede de neden sonuç ilişkisi var mı? Ben çok okuduğum için kitabın sarrafıyım denmiş. Burada neden sonuç ilgisi görüyoruz. Neden sarraf oldun? Çünkü çok okudum diyebiliriz. Beşinci cümlede kitapların isimleriyle içeriklerinin aynı nitelikte olmayabileceği ifade edilmiş mi? Evet. İsmi güzel olan bir kitabın güzel olmayabileceğini öğrendim artık deniyor. D seçeneğine bakalım. Kötü başlayan bir kitabın ilerleyen sayfalarının iyi olabileceği dile getirilmiş mi? İlk 10-15 sayfasında düğüm atabiliyorsa güzel gider. Yani iyiyse iyi olur deniyor, kötüyse iyi olur denmiyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu üç cümlede ifade edilenleri doğru biçimde birleştirmiştir deniyor. Birincisi kaktüsler radyasyondan koruyucu denmiş. İkincisi daha çok kaktüs görülüyor. Eskiden de çiçeksizken pek hoş görünmüyorlarmış, tercih edilmiyorlarmış. Bu da üçüncü anlam. Bu üçünü birlikte değerlendirmeliyiz. Fark edilmesi için deniyor. Doğru cevap olamaz. Çiçeksizken pek hoş görünmeyen kaktüslerin radyasyondan koruyucu özellikleri sonradan anlaşıldı deniyor. Doğru cevap olamaz. Radyasyonun zararlı etkilerini yok etmesinin sebebi çiçeksizken kötü görünmeleri değil. Uyum göstermekten söz edilmiyor. E seçeneğine bakalım. Önceleri çiçeksiz halleri pek hoşa gitmediğinden rağbet görmeyen kaktüsler denmiş. Burası üçüncü cümleyle eşleştirilebilir. Radyasyona karşı koruyucu olduklarının anlaşılmasıyla denmiş. Burası da birinci cümleyle eşleştirilebilir. Ev ve iş yerlerine daha sık yetiştirilir oldu denmiş. Bu da ikinci cümleyle eşleştirilebilir. Yani üç cümlede
anlatılanları E seçeneğindeki cümle doğru bir biçimde birleştirmiştir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. Burada kitaplardan cümlelerimizi süslemek, abartılı bir biçimde faydalanmak, onlarla gösteriş yapmak ve sadece kitaplara uymak ukalalıktır, çok bilmişliktir şeklinde bir yargı var. Yani demek ki kitaplardan abartılı bir biçimde değil de gerektiği kadar, gerektiği ölçüde yararlanacağız demektir. Yine sadece kitaplara uymak doğru bir tavır olarak görülmüyor. Demek ki kitaplara belli ölçüde uymak gerekiyor. Fazla sayıda kitap okumanın gereğinden, herkesin kitaplardan kendine göre sonuç çıkaracağından, daha çok yararlanmaktan ve kitaptan yararlanmanın en kestirme yolundan söz edilmiyor. Yalnızca yaşamımızı ancak sınırlı ölçülerde kitaplardaki bilgilere dayandırabiliriz yargısı var. Bunu soru kökünde bize verilen cümlede görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi söyleyenin katıldığı bir yargı olamaz diye soruluyor. Şöyle denmiş, yaşamadan yazmak bilmeden yazmakla eş anlamlıdır. Yani şöyle sembolize edebiliriz. Buna göre yaşamadıklarını yazıyorsa gerçekçi olmaz. Yaşantısından ilham almayan için oyun bir güç gösterisidir. Yaşadıklarından yola çıkanlar başarılı olur. Yaşamdan izler taşıyan eserler daha çok ilgi görür diyebiliriz. B seçeneğinde yaşam sanatçının yaratıcılığını kısıtlar deniyor. Yani buradaki ifadenin tam tersi bize söyleniyor. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır diye soruluyor. Sanatçı elinde pusula olmadan engin denizlere açılır denmiş. Burada sanatçının denizlere açılması, deniz yolculuğu yapması değildir. Sanat eseri oluşturmasıdır. Peki sanat eseri oluştururken sanatçı ne yapar? Pusula kullanmaz. Yani önceden plan yapmaz, yönünü belirlemez. Dışarıdan gelebilecek etkileri dikkate almamak, gerçeklerden uzaklaşmak, mum gibi etrafını aydınlatmak, bilinmeyenlerin ortaya çıkmasını sağlamak ifadeleri doğru cevap olamaz. C seçeneğinde şöyle bir ifade var. Eserlerini önceden planlayarak oluşturmaz deniyor. Bu soru kökündeki ifadeyle anlamca örtüşen bir ifade. Pusula olmamakla plan yapmamak aynı anlamdadır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır diye soruluyor. Cümlemize bakalım. Yazdıklarını gerektiğinde yırtmayan yazar iyi romancı olamaz. Yani iyi romancı zaman zaman yazdıklarını yırtar. Niye yırtar? Beğenmeyebilir. Neyi beğenmez? Kendi yazdıklarını. Böyle bir anlam bulmalıyız. Gerçek romancıların eserlerinin uzun yıllar boyunca beğenildiği, okuyucuların ilgilerini dikkate almak gerektiği, uzun yıllar yazmak gerektiği, İlgi çekici konulara yer vermek gerektiği söz edilmiyor, anlatılmıyor parçada. D seçeneğine bakalım. Roman yazarı deneyim kazandıkça kendi yazdıklarını yetersiz görebilir, gerektiğinde yırtabilir anlamı var. D seçeneğindeki cümlede sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Bu cümlenin başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Ne bir tiyatro ne bir sinema eleştirisini onları izlemeden okurum denmiş. Buradaki ne bağlacının olumsuzluk anlamı kattığını anlamalıyız. Yani tiyatro ve sinemayı izlemeden okumuyor. Önce izliyor, sonra okuyor. Peki neden böyle yapıyor? Eleştirmenlerin yeterince nitelikli olmaması doğru cevap olamaz. Farklı görüşlere fırsat vermekle ilgili bir ifade değil. Bütünlükten söz edilmiyor, çelişmemekten söz edilmiyor. Yalnızca kişisel değerlendirmelerime yön verir düşüncesiyle önce izliyor, sonra eleştiriyi okuyorum diyebiliriz. Çünkü buradaki ne bağlacı izlemeden okurum değil, izlemeden okumam anlamı vermekte bize. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ebeveyn ve birlikte izlenen çizgi filmlerin çocuk üzerindeki etkisinden söz edilmiştir? Ebeveyn ile birlikte izlenen çizgi filmlerin üzerindeki etkisi, çocuk üzerindeki etkisinden bahsedilmiş olan cümleler istenmekte bizden. Baktığımız zaman, üçüncü cümlemizde ebeveyn ile geçirilen zamanın ardından çocuk kendini mutlu ve güvende hissedecektir
Bu, ebeveynle çocuk arasındaki film izleme birlikteliğinin sonucunu veriyor bize. Çocuk ebeveyn birlikte izlediği film, karakterin olumsuz davranışlarını taklit etmek yerine eğitici bir çizgi filmdeki oynanan davranışı taklit edecektir. Bu da ebeveynle birlikte izlediği filmin olumlu etkilerinden bahsettiği için çocuğun etkilenimi üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. 3 ve 4'te. Doğru cevap D seçeneğidir.